Evet değerli basın mensupları. Dört gün önce Hakkari'de mayına basarak ağır yaranlanan piyader Selim Gedik şehit oldu. Şehidimize Allah'tan rahmet milletimize ve ailesine, kederli ailesine sabır diliyorum. Yine körfesinde bir ticari gemimizdeki 15 personel korsanlar tarafından kaçırıldı. Kaçırılan denizcilerimizin ailelerinin kaygılarını paylaşıyoruz. Süreci takip ediyoruz denizcilerimizin sağ salim bir an önce ailelerine kavuşmalarını umut ediyoruz. Ee, yine sözlerime başlamadan önce e, dün vefatlarının yıl dönümü olan üç önemli ismi bir kere daha saygı ve rahmetle anıyorum. Türk siyasetinin mümtaz şahsiyetlerinden Dışişleri Bakanı Sayın İsmail Cem hain bir suikasta kurban giden Diyarbakır'ın Gaffar babası şehit emniyet müdürümüz Gaffar Okan ve ülkemizde araştırmacı gazeteciliğin simgesi Kapaksız kuvvacı, katkısız Atatürkçü bugün bugünün tarihini 30 yıl önceden yazan Sayın Uğur Mumcu. Her birine Allah'tan gani gani rahmet diliyoruz. Milletimiz liyakatli, ahlaklı evlatlarını unutmaz, unutmuyor. Bunu da görüyoruz. Değerli basın mensupları, bugün Merkez Yönetim Kurulu e, Muzun gündeminde salgın süreci ve yaşadığımız aşı krizi. Hükümetin faturasını vatandaşlarımızın sırtına her gün biraz daha fazla yüklediği ekonomik kriz, ucube vesayet rejiminin her gün daha da derinleştirdiği devlet krizi ve bunların sonucunda içinde yaşamakta olduğumuz ağır buhran vardı. Aşı tedariki adeta yalan rüzgarı dizisine döndü. Hükümet geçtiğimiz yıl Aralık başında bu yıl Ocak ayı sonuna kadar 40 milyon doz aşının ülkeye geleceğini açıklamıştı, millete taahhüt etmişti. Şubat sonuna kadar ise 50 milyon doz aşı gelmiş olacaktı. Bu hafta sonuna kadar gelen sadece 3 milyon dozdu. Geçtiğimiz cuma AK Parti Genel Başkanı nasip olursa hafta sonunda ikinci parti aşının geleceğini, beklentisinin 10 milyon doz olduğunu söylemişti. Ancak bugün ikinci parti de geldi. Ve gelen aşı miktarı altı buçuk milyon doz. Onun için de bu gelene ikinci partinin ilk dilimi adını koydular. Şimdi Ocak ayı sonundayız. Bugün gelenlerle gele gele dokuz buçuk milyon doz aşı geldi. Ne söylenen takvimi tutturabildiler ne de aşı sayılarını. Nasip, beklenti gibi sözcüklerin arkasına sığıran sarayın kibirlisi millete kesin bir aşı takvimini veremedi. Çin'deki aşı firmasıyla imzalanan bir sözleşme var deniyor. Varsa neden bu aşıların tedariki gecikiyor? Bu belirsizliğin sebebi nedir? Bunun nedenini millete açıklamak zorundasınız. BioNTech Pfizer aşıları yani Alman aşıları ne zaman gelecek? Sağlık Bakanı bir buçuk milyon doz Alman aşısının Ocak ayında geleceğini söylemişti. Ve aşılardan da hiçbir haber yok. Ne oluyor bu aşılara? Bu bir türlü gelemeyen Çin aşılarına ne kadar para ödedik? Alman aşısı için ne kadar para ödeyeceğiz? Bunları hem biz öğrenmek istiyoruz hem de bunları öğrenmek milletimizin hakkı. Ama salgın verilerinde olduğu gibi aşı tedarik sürecinde de müthiş bir karartma uygulanıyor. Gerçekler milletten gizleniyor ülkeyi yönetme kapasitesini tamamen yitiren, ülkeye acemi şoförler gibi sürekli patinaj yaptıran, milli zor, milleti zor gününde yalnız bırakan saray, aşıda da adaleti yok etti. Bir kural varsa uygulanmak için vardır. Eğer diyorsanız ki gelen ilk aşı sağlık çalışanlarına ve 80 yaş üstüne yapılacak, bunu uygulamak zorundasınız. AK Parti'nin MKYK üyelerinden, belediye meclis üyelerine kadar bu kriterleri hiçbir şekilde taşımayanlar aşılanmaya başladıysa, üniversite hastanelerinde torpilli aşı listeleri ayuka çıkmışsa, milletin aşı sırasına kaynak yapan yapanaysa, e ne oldu bu aşı adaleti? Millet kendini sahipsiz hissediyor. Biz de milletimizle bir an önce somut bir aşı tedarik planını bekliyoruz. Somut, VIP'siz, torpilsiz bir aşılama programının uygulandığını artık görmek istiyoruz. Yani meydana gelecek her sapmanın, her uygulama hatasının sorumlusu Erdoğan'dır. Hesabın saray tarafı bu hesabın saray tarafından verilmesini de bekliyoruz. Değerli basın mensupları, ülkemizde adalet sadece laftan ibaret. İstanbul Adliyesi'nden çıkıp bir çay içmek için Yargıtay'a uğrayan, oradan da Anayasa Mahkemesi'ne ışınlanan İrfan Fidan'ın atama kararı resmi gazetede yayınlandı. Şahsımın vesayet rejiminin en müşahhas örneklerinden olan, toplumu karpuz gibi ortadan ikiye bölen, tartışmalı siyasi davaların İrfan Fidan'ı, Anayasa Mahkemesi yargıçlığına ışınlandı. Şimdi Anayasa Cumhurbaşkanına açıkça diyor ki Anayasa Mahkemesine üye seçeceksen bunların üçünü Yargıtay'ın seçtiği, gösterdiği üyeler arasından seçeceksin diyor. Anayasa'nın Yargıtay üyeleri arasından seçilecek demesine rağmen Cumhurbaşkanı önce İrfan Fidan'ı bir Yargıtay üyeliğine atıyor. Sonra dönüyor, Yargıtay'ın Anayasa Mahkemesi üyeliğini belirlemek için yapacağı seçimleri İrfan Fidan'ın ataması yapılana kadar bekletiyor. Yargıtay üyelerine talimatla Anayasa Mahkemesi'ne aday gösterilecek üyeler arasına seçtiriyor. Sonra da kör gözün parmağını Anayasa Mahkemesi üyeliğine seçiyor. Cumhurbaşkanı koskoca yargıtayı kendi emellerine alet etmiştir. Buna cüret etmiştir. Bu atama açıkça şunu göstermektedir. Saray yönetimi liyakate değil, sadakate bakmaktadır. Sadaka, sadıkları da ödüllendirmek için anayasa falan hiçbir şey dinlememektedir. Bunu da milletin gözünün içine soka soka yapar. Rüşvetten aklanmamış bakan büyükelçi yapılır. Sahte diplomalı partili pehlivan kamu bankası yönetimine getirilir. Sahte diploması AK Parti grup başkanları tarafından talimatla Türkiye Büyük Millet Meclisi kürsüsünden savunulur. E bunların olduğu yerde de hukukun yüz karası birçok davanın savcısı İrfan Fidan Anayasa Mahkemesi üyeliği koltuğuna ışınlanır. Aslında geçmişte de bu hükümet kadroları ne istediğinizde de vermedik dedikleri ortaklarıyla birlikte anayasa mahkemesine benzer ışınlamalar yapmışlardı. Sonuç, sonuç hüsran oldu. Ama öyle gözüküyor ki saray bundan ders almamış, FETÖ taktiklerinden hala vazgeçmiyor. Şahsım ucube vesayet rejiminde valiler AK Parti il başkanı, kaymakamlar ilçe başkanı oldu. Hal böyle olunca da işsiz kalan AK Partili il başkanları devlet memurlarına soyunmaya başladı. Benim de ilim seçildiğim il olan ilim Tekirdağ'da AK Parti il başkanı Merkez ilçemiz Süleymanpaşa'daki Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencilerinin evlerine karne ve takdirnamelerini götürdü. Aslında salgın nedeniyle alınan önlemler çerçevesinde öğretmenler öğrenci öğretmenler dahi öğrencilerine karne dağıtamadı. Ama AK Parti il başkanı kapı kapı dolaşıp karne dağıttı. Bunu da öyle sessiz sakin değil partisinin seçim müzikleri eşliğinde yaptı bir de videosunu çekip paylaştı. Küçücük çocuklarımızın karne ve takdirnameleri bile AK Parti'ye propaganda malzemesi oldu, siyasi istismar konusu oldu. Öyle görülüyor ki seçim kaybetme korkusu artık dağları bekliyor. Şimdi sorulması gereken bu konuyla ilgili esas soru da şu. Bu öğrencilerin karne ve takdirnamelerini AK Parti il başkanının eline kim verdi? AK Parti il başkanı çocuklarımızın kişisel verilerine, bilgilerine nasıl ulaşabildi? Millet çocuğunun karnesini e-devletten alırken bu il başkanı bu karnelere nasıl ulaştı? Bu çok ciddi bir suç. Anlaşılan AK Parti il başkanı karneleri lise müdüründen almış. Devlet memuru olan lise müdürü bir öğrencinin karnesini ve adresini yani küçücük çocukların kişisel bilgilerini hangi yetkisine dayanarak bir siyasi partinin il başkanına verebiliyor? Aslında bu okul müdürünün okulun internet sitesinde yer alan bu resmi işin esasını gösteriyor. Şurada, şu, şu arkadaki resme bakın. Erdoğan'ın partisinin Rabia işaretinin okul müdürünün odasında ne işi var? Aslında bu bu okul müdürünün ilk vukuatı da değil. Ulusal egemenlik ve çocuk bayramı olan 23 Nisan'da okuluna bayrak asmamakla gündeme gelen bir müdür bu. Ama her ne hikmetse hükümet bu müdür hakkında soruşturma başlatacağına olayı gündeme getiren suç duyurusunda bulunan öğretmen sendikasının şube başkanı hakkında soruşturma açıyor. Bu adamın bu cesareti nereden aldığı belli. Milli eğitimde kötü yönetim ve partizanlık aslında bir nesli kaybetmemize neden oluyor. Eğer devlet memurları memurluğunu unutup bir siyasi partinin propagandasını yapmaya ya da ona destek olmaya başladılarsa, bir partinin seçimlerde başarısı için mücadele ediyorlarsa, bir siyasi örgütün etkin üyesi gibi çalışıyorlarsa onlara memur denmez. Onlara militan denir. Bunu sadece biz şey demiyoruz. Türk Dil Kurumu'nun sözlüğü de böyle diyor. Ucube şahsın vesayet rejiminde parti nerede bitiyor? Devlet nerede başlıyor? Artık karıştı. Devlet böyle çürür. Devlette liyakat böyle bitirilir. Kurumlar böyle yıkılır. Kuralların yerini krallar alır. Yönetenler saraylarında zevki sefa sürerken vatandaş askıda ekmeğe bu şekilde mahkum edilir. Değerli basın mensupları. Vatandaşlarımız artık kral değil kural istiyoruz diyor. Gittiğimiz yerlerde esnaf, çiftçi, iş insanı, emekçi bunu söylüyor. Kural olmayan yerlerde kaos, belirsizlik, güven bunalımı olduğunu. Bunun devlet krizine yol açtığını yaşayarak öğrendik. Devlet ne için vardır? Vatandaşların huzuru ve refahı için vardır. Milletimiz salgında saray hükümetini yanında göremedi. Dünyada hükümetler salgın nedeniyle iş yerlerini kapattılar doğru. Ama bunu yaparken vatandaşları canlarıyla cüzdanları arasına sıkıştırmadılar. Esnafına, çiftçisine, besicisine, işçisine, kobisine tüm vatandaşlarına salgında kazanamadıkları para için bütçeden karşılıksız destek verdiler. Saray hükümeti ise bu ülkede 5 maskeyi bedava dağıtamadı. Devlete 40 yıl vergi veren esnafımıza 40 gün bakamadı. Bir yandan dünya lideri havaları atıldı, diğer yandan millete IBAN numarası gönderip bağış talep edildi. Bu hükümet dükkanını genel gele kapattığı esnafa destek yerine faiziyle borç verdi. Şimdi kamu bankaları verdiği borçlar için yeme içme mekanlarının kapısına dayanıyorlar. İcra takibi başlatıyorlar. Ama saraya övgüler düzen kötü alışkanlıkları yüzünden elindekini avucundakini kaptıran şarkıcının borçları aynı kamu bankaları tarafından sen hiç yüzer miyiz evlat denerek 8 ay erteleniyor. Demek ki saraya övgüler düzen hakiki evlat bu ülkenin çiftçisi, esnafı İş, iş insanı ise üvey evlat bugün en sonunda zordaki esnafın Halk Bankasına 1 Ocak 2021 ile 30 Haziran 2021 arasındaki kredi taksitlerini erteleme emri, ertele emrini verdiler yine faaliyetlerini durdurdukları esnaflarımızın vergi borçları mücbir sebep gerekçesiyle ertelendi şimdi ben buradan soruyorum ya esnaf bu dönemde ne kazandı ki bu borcu bu vergileri ödeyebilecek? Niye erteliyorsunuz? Yani kazanmadığı, kazanamadığı paranın vergisi mi olur? Bu yani bu vergi borçları neyin borcu? Buradan söylüyoruz. Şu dönemde zor durumda olan esnafın vergi borcunu silin. Kredi borcunu silin. Doğru dürüst bir gelir desteği vermediniz. Bari şu dönemde bunu yapın. Ama benim oğlum bina okur, döner döner yine okur. Varsa yoksa borç verme, sonra da borcu erteleme. Değerli basın mensupları, sarayın kibirlisi ve avanesi milleti tamamen unut. Bu ülkenin insanı çöpten pazar artıklarından rızık çıkarmaya, rızkını çıkarmaya çalışırken, bu ülkenin işsiz gençleri umudunu yitirip canına kıyarken, Esnaflar kendilerini Ankara Kalesi'nin burçlarından atarken bu ülkenin çiftçisinin tarlası, traktörü, besicinin ineği haciz edilirken millet işsizlik ve hayat pahalılığı arasında ezilirken artık milleti görmüyorlar, sesini de duymuyorlar. Vatandaş yardım çığlıkları atıyor. Bunlar bu ülkede kriz yok, işsizlik yok, iş beğenmiyorlar diyorlar. Ülkede yoksulluk soru yoksulluğu sorun olmaktan çıkardık diyen bakanları var. Kur ekmeği bulabiliyorsan aç değilsin diyen milletvekilleri var. Çiftçi inim inim bu ülkenin tarım bakanı çıkıyor, çiftçimizin morali çok iyi, rekor gelir elde ediyor diyor. En sonunda da Erdoğan geçtiğimiz cuma çıktı, kapanan dükkan, kapanan şirket diye bir şey yok deyiverdi. Erdoğan sarayından çıkar Erdoğan sarayından zırhlı makam arabasıyla çıkacağına herhangi bir caddeye, herhangi bir sokağa yürüyerek gitse 5 dakika dolaşsa boş dükkanları ve kapanan iş yerlerini görecek. Satılık ve kiralık ilanlarını görecek. Esnafın halini anlayacak. Aslında istatistiğe falan gerek yok. Her şey göz önünde. Ama milletin içine çıkmayınca sarayına kapanınca o zaman bunları göremiyorsunuz. O zaman ne yapacaksınız? Bari danışmanlarınızı gönderin, bakanlarınızı gönderin, onlardan verileri isteyin. Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği'nin verilerine bir bakmakta yarar var. 2020'nin Aralık ayında geçen yılın aynı ayına göre kapanan şirket sayısı 44 artmış. Kapanan gerçek işletme sayısındaki artış ise yüzde 141 sene içindeki rakamlar bundan daha düşükmüş. Neye rağmen daha düşük? Kamu bankaları öncülüğünde görülmemiş kredi genişlemesine rağmen geniş, genişlemesi nedeniyle düşük. Şirket bilançolarının makyajlayan pek çok olağanüstü karar alınması nedeniyle düşük. İcra ve iflas süreçlerinin durdurulması nedeniyle düşük. Ama bugüne gelindiğinde, artık Aralık ayına gelindiğinde kredilerin geri ödeme zamanı geldi. Bu düzenlemelerin süresi bitti. O zaman da kapanan şirket sayısı bugüne kadar görülmemiş seviyelerde Aralık ayından itibaren artmaya başladı. Bankalarda 150 milyar liralık tahsili gecikmiş alacak bakiyesi var. Yakın izlemeye alınmış 360 milyar liralık kredi borcu var. Bu rakamları biz vermiyoruz. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası veriyor. Aynı Merkez Bankası faizleri uzunca süre yüksek tutmaktan bahsediyor şimdi. E peki faizi yüksek tutacaksınız da bu borçlara bu yüksek faizlerle nasıl takla attırılacak? Milletin hiçbir sorununa çözüm üretmeyen saray, milletin gözünün içine baka baka yalan söylemeyi artık meslek haline getirdi. Utanma yok, sıkılma yok. Erdoğan yüksek faiz sebebiyle enfla, sebep, enflasyon neticedir. Tiyatrosunu yeniden başlatıyor. Büyük umutlarla işe iş başına getirilen Hazine ve Maliye Bakanı da bu laflara yüksek faiz sorun laflarına gıkını çıkaramıyor. Sayın Bakan güven tahtasına kısa süre içerisinde ikinci çiviyi çaktı. Çivi belki çıkar ama izi kalır. Hep söylüyorum bir kere daha tekrarlayayım. Kayınpeder ve damat el ele verip bu ülkenin 128 milyar dolarını har vurup harman savundular. Sonra da damat hadi bana eyvallah dedi. Sosyal medyadan vedalaştı. Bir de mesaj bıraktı. Allah da sizin sonunuzu hayretsin dedi. Ortadan yok oldu. E şimdi ekonominin sorumlusu benim ben diyen memleketi tek kişilik rejimle yöneten sarayın kibirlisi bu durumda ne yaptı? Günahları damada yıktı, yardımcı pilotları değiştirdi. Ancak anlaşılan yardımcı pilotların da erken emekli edilmesi zamanı geldi. Çünkü yeniden ben yüksek faize karşıyım denmeye başlandı. Sayın Erdoğan yüksek faize karşıysanız elinizi kim tutuyor? Yani sizin elinizi yeni atadığınız bakan ve ve Merkez Bankası başkanı mı tutuyor? Anlaşılan yeni günah keçileriniz bunlar olacak. Söz dinlemiyor diye bir Merkez Bankası başkanını görevden aldınız. Talimatla faizleri indirebilecek bir başkan yerine getirdiniz. Söz dinleyen baş, bu başkanı da sonra yediniz. Yetmedi damadınızı da feda ettiniz. Ama döndük, dolaştık. Bugün dünyanın en yüksek politika faizine sahip 10 ekonomiden biri olduk. Sayın Erdoğan şu faizi düşürme konusunda elinizi tutan mı var? Yoksa faiz baronları mı elinizi tutuyor da bir türlü faizi indiremiyorsunuz? Lafı dolandırmaya hiç gerek yok. Sayın Erdoğan yüksek faizin sebebi sizsiniz. Bu ekonominin rayına oturması için de ilk sizin o koltuktan kalkmanız gerekiyor. Milletimiz de Allah'a çok şükür bunu görüyoruz. Bunun gereğini yapmak için de sandığı sabırsızlıkla bekliyor. Değerli basın mensupları, Cumhurbaşkanlığı, Başbakanlık, Bakanlık, Milletvekilliği aslında bütün bu koltuklar millete hizmet için vardır. Millete patronluk taslamak için değil. Görev süresi tamamlanacak olan Merkel Merkel şunu söylüyor asıl olan diyor bu görevleri haysiyetle devralıp haysiyetle devretmektir. Rahmetli İsmetin önünde buna benzer bir sözü var. Önemli olan iktidarda kalmak değil, itibarda kalmaktır diyor. Şimdi millet nezdinde itibarını yitirmiş bu kadrolar iktidar koltuğuna sıkı sıkı yapışmışlar. Bu bunu görünce insanın aklına o meşhur Hint atasözü geliyor. Eğer birileri oturduğu koltuktan kalkmakta sıkıntı yaşıyorsa kesin altını pisletmiştir. Bugüne kadar işledikleri günahların ağırlığıyla gözüne uyku girmeyen saray, saray için korku dağları bekliyor. Yargıyı, yasamayı, basını vesayeti altına alacak, hukuk devletini, demokrasiyi bitirecek, hukuk devleti ve demokrasinin bittiği yerde can ve mal güvenliği de olmuyor. Can ve mal güvenliğinin olmadığı, her şeyin tek bir yöneticinin iki dudağı arasında olduğu ekonomilerde, Yatırım olmuyor. Hatta tüketim de olmuyor. Yatırımın tüketimin olmadığı yerde iş ve aç da olmuyor. Bugün ülkede işsizlerin sayısı on buçuk milyonu geçti. Çalışıyor göründüğü halde iş başında olmayan 1,6 milyon vatandaşımızı da bunun üstüne koyun. 12 milyon kişilik dev bir işsizlik sorunu var. E bunun sorumlusu kim? Erdoğan hayat pahalılığı alıp başını gittiyse, çarşı pazar yangın yeri ise bunun sorumlusu Erdoğan. Bugün esnaf perişansa bunun sorumlusu Erdoğan. İnsanlarımız açım aç diye haykırıyorsa sorumlusu Erdoğan. Çiftçinin traktörüne, tarlasına haciz konuyorsa sorumlusu Erdoğan. Şiddet ittifakı elinde memleket vahşi batı kasabalarına döndü. Ülkenin başkentinde siyasi partilerin genel başkan yardımcıları, gazeteciler, güpe gündüz sokak ortasında sopalı silahlı saldırıya uğradılar. E sarayın başındaki kimseden bu olay olduğundan beri tek bir ses, tek bir kınama yok. Sarı sırtını sarayın duvarlarına yaslamış yerel mahkemeler Anayasa Mahkemesi kararlarını yok sayıyorlar. Yok saydılar. Anayasa Mahkemesi'nin statüsü sanki bir dernek düzeyine indirildi. Alt mahkemeler anayasa mahkemesini takmıyor. Arkadaşımız Enis Berberoğlu'nun milletvekilliği elinden alınıyor. Anayasa mahkemesi bir değil. İkinci kez hak ihlali kararı vermek zorunda bırakıldı. Yani millet bunlarla mı uğraşacak? Milletin iradesini, meclisin milletvekilinin hukukunu mahkemeler ayaklar altına alıyor. Peki meclis başkanı ne yapıyor? Ondan da ses çıkmıyor. Ama aynı meclis başkanı meclis genel kurulunda tarafsızlık yemin eden cumhurbaşkanının tarafsız olmadığını eski cumhurbaşkanıyla bunun arasında aynı yemin eden iki cumhurbaşkanı arasında sadece adaşlık ilişkisi olduğunu açık açık söylüyor. Bir de yeni düzeni övüyor. Bununla da yetinmiyor. Şanzıman dağıtmış bu ucube rejimi Otomatik vitese alışmak zaman alır diyerek millete pazarlamaya kalkıyor. Bu rejimin milletin hiçbir derdine derman olmayacağı herkesin gördüğü bir gerçektir. Sarayın bir türlü görmediği, görmek istemediği askıda ekmek kadar gerçektir. Çöpten yiyecek toplayan vatandaşlarımız kadar gerçektir. İşsizlik ve yoksulluk kadar gerçektir. Canı burnuna gelen çiftçilerimiz kadar gerçektir. Günlük 47 lirayla ücretsiz izne gönderilen emekçilerimiz kadar gerçektir. Ayın sonunu getiremeyen emeklilerimiz kadar gerçektir. Saray bunları görmese de Allah'a şükür vatandaşlarımız görmektedir. Memleketin özellikle bu ucube rejim kuruldu kurulalı nereden nereye geldiğini 2023 hedefleri diye meydan meydan gezenlerin artık neden bu hedefleri ağzını almadığını, ağızlarını bıçak açmadığını bilmektedir. Önüne gelecek ilk sandıkta kendisine bunca sıkıntı çektirenlere, bunca faturayı sırtına yükleyenlere notunu vermek, onları evlerine göndermek için gün saymaktadır. Değerli basın mensupları. Türkiye Cumhuriyeti devleti büyük bir devlettir. Bu millet devletini ve cumhuriyetini emperyalizme karşı dünyanın gördüğü en onurlu savaşı verdikten sonra kurmuş büyük bir millettir. Ekonomimiz daha bu hükümetin ismi bile yokken dünyanın en büyük ekonomileri kulübünün yani G20'nin bir üyesiydi. Dünyanın en büyük 20 ekonomisinden biriydi. Türkiye ekonomisi en derin krizlerin kısa sürede üstesinden gelebilmiş olan İçsel dayanıklılığı yüksek bir ekonomidir. Doğru bir yönetimle hızla ayağa kalkması işten bile değildir. Çok açık söyleyeyim. Yeni kuralları koyacağız. Yeni kadrolarla yeni kurumları hep birlikte inşa edeceğiz. Yepyeni ve güçlendirilmiş parlamenter sistemle hukuk devletini ve adaleti herkes için yeniden tesis edeceğiz. Ekonomiyi borçla şişirmek yerine Büyüme stratejimizin merkezine üretimi, üretek üreterek büyümeyi, zenginleşmeyi koyacağız. Ürettiğimizi aramızda hakça paylaşacağız. Bu ülkedeki refahtan herkes payını alacak. Aile destekleri sigortasıyla tüm vatandaşlarımız için asgari yaşam şartlarını sağlayacağız. Hiçbir çocuğumuzu yatağa aç sokmayacağız. Ve son olarak umutları yeniden yeşerteceğimiz bu güzel ülkede doğayı tahrip etmeden ve ekonomik dengeleri bozmadan hızla büyümek, zenginleşmek için gereken her türlü tedbiri alacağız. Bunu dostlarımızla birlikte yapacağız. Az kaldı, biz hazırız. Benim söyleyeceklerim bu kadar. Şimdi sorularınız varsa alabilirim. Evet, buyurun. TRT Haber Belgin Aydın efendim. E, üç milletvekilinin Muharrem İnce'nin e, kuracağı partiye geçeceği iddiaları var. Bir de mektup gönderilmişti. İçlerinde İzmir Milletvekili Mehmet Ali Çelebi'nin de olduğu. O heyetle o milletvekilleriyle görüşüleceği belirtiliyor. Bugün de haberlere yansıdı. Özgür Özel'in grup başkan vekilinin yarın mecliste. Bu görüşmeler gerçekleşecek mi? Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu ile de bir görüşme yapılacak mı? Bu işin başından itibaren söylüyorum. Genel Başkanımız Milletvekillerimizle her istedikleri zaman görüşür. Dolayısıyla bunda olağanüstü bir eee durum yoktur. Ama bu soruyu sorup bana bunları açıklama imkanı verdiğiniz için de size çok teşekkür ediyorum. Evet. Buyurun. Ruda Medya Grubu'ndan Şevket Herki. Efendim benim sorum dış politika ile ilgili olacak. Bugün uzun bir aradan sonra İstanbul'da e, Yunanistan heyeti e, kabul edildi ve görüşmeler başladı. Onun öncesinde Sayın Mevlüt Çavuşoğlu'nun Brüksel ziyareti var. Hükümetin Avrupa Birliği'ne e, olumlu mesajlar verdiği bir dönemde Cumhuriyet Halk Partisi bütün bu gelişmeleri e, nasıl değerlendiriyor? Teşekkür ederim. E, şunu açıkça ifade edeyim uluslararası ilişkilerde biz her zaman müzakerelerden öncelikle müzakereden yana olduk. Öyle olmaya da devam edeceğiz. Evet. Efendim bize yönlendirilen sorular oldu. Müsaadenizle onları ileteceğim. Ilk olarak KRT tarafından yönlendirilen bir soru var. Soru şöyle. Cumhurbaşkanı Erdoğan ana muhalefet aktörlerinin ve kadrolarının hiçbiri bizimle eser ve hizmet siyaseti yarışına girmemiştir dedi. Sizin e, bu açıklama ilişkin yorumunuz nasıl olacak? Anlaşılan Erdoğan şairin terkibi bendinde söylediği gibi herkesi kör, alemi sersem sanıyor. Devri iktidarında 62 milyar dolara sattığı SK, Tekel, Limanlar, Etibank, Sümer Holding gibi kuruluşlar kimlerin eseriydi? Kendi eseri miydi? Ya i̇nsanda vefa denen bir şey olur. Bunların içerisinde sarayın tek bir eseri var mı? Bugün milletin atasından dedesinden kalan son gümüşleri içine koyduğu sonra da yönetim kurulu başkanı olarak başına geçip oturduğu Türkiye Varlık Fonu'nun bünyesindeki mülkler kime ait? Kim yaptı? Kimlerin eseri? Ziraat Bankası sizin eseriniz mi? Halk Bankası sizin eseriniz mi? Vakıf Bank sizin eseriniz mi? Borsa İstanbul sizin eseriniz mi? Türkiye Petrolleri'ni siz mi kurdunuz? Türk Hava Yolları sizin eseriniz mi? PTT sizin eseriniz mi? Etimaden sizin eseriniz mi? Çaykur sizin eseriniz mi? Hangisi sizin eseriniz? Hiçbirisi. Ha, sizin eserlerinizi saymamızı istiyorsanız hadi sayalım. Ülkenin en stratejik askeri tesislerinden Sakarya Tank Palet Fabrikası'nın Katar'a peşkeş çekilmesi hiç şüphe yok sizin eseriniz. Milletin cebinden tek kuruş çıkmayacak deyip saray beslemesi 5 müteahhidi dünyada devletten en fazla iş alan ilk 10 şirket arasına sokmak tabii ki sizin eseriniz. Ekonomimizi dünyada en yüksek faiz veren 10 ekonomi arasına sokmak tabii ki sizin eseriniz. Merkez Bankası'ndaki 128 milyar doları bir kapris uğruna har vurup harman savurmak Sonra da ülkeyi yüksek faize mahkum etmek sizin eseriniz. Yokluk, açlık, işsizlik, kuyruklar sizin eseriniz Sayın Erdoğan. Milletimiz bunu gayet iyi görüyor. Kimlerin ne yaptığını gayet iyi biliyor. Önüne gelecek ilk sandıkta da sizleri evlerinize göndermek için gün sayıyor. Efendim Fox TV tarafından yönlendirilen bir soru var. Soru şöyle. Cumhurbaşkanı Erdoğan Bugün yaptığı konuşmada CHP tek adamcağız siyaseti işliyor dedi. Sizin e, bu değerlendirme ilişkin görüşünüz nedir? Anlaşılan Erdoğan tek adam unvanından çok rahatsız olmuş kendine ortak arıyor. Bizden tek adam çıkmaz. Bizim genel başkanımız anayasanın etrafını donanıp anayasa mahkemesine kendi istediği üyeyi ışınlamaz Bizim genel başkanımız Türkiye Büyük Millet Meclisi'ni, milletvekillerini vesayet altına almaya kalkmaz. Bizim genel başkanımız seçim kaybettiğinde mızıkçılık hiç yapmaz. Bizim genel başkanımız tarafsızlık yemini edip ondan sonra da partisinin kongrelerine katılmaz. Bizim genel başkanımız önüne gelene terörist iftirası atmaz. Bizde tek adam yok. Bizde adamcağız yok bizde insan gibi insan var. Milletimiz kimin ne yaptığını görüyor? Kimin ne olduğunu biliyor? Hasretle beklediği sandık önüne gelince de herkese yerini gösterecek. Erdoğan'a evine gönderecek, Cumhuriyet Halk Partisi'ni iş başına getirecek. Efendim CNN Türk tarafından yönlendirilen bir soru var. Soru şöyle. Cumhurbaşkanı Erdoğan bugünkü konuşmasında yine Cumhuriyet Halk Partisi'nin bir siyaseti olmadığını, HDP ve İyi Parti'yi dengede tutarak ittifakı korumaya çalıştığını söyledi. Siz bu eleştirilere karşılık ne diyorsunuz, yorumunuz nasıl olacak? Cumhuriyet Halk Partisi çok açık söyleyeyim bu ülkenin sigortasıdır. Biz bu ülkeye hakkı, hukuku ve adaleti getirmenin, gerçek demokrasiyi getirmenin mücadelesini veriyoruz esnafın, çiftçinin, emekçinin, işçisizin, emeklinin, apartman görevlilerinin, evlere temizliğe gidenlerin sorunlarına sahip çıkıyoruz. Biz ülkemize halkımızın gözüyle bakıyoruz, sarayın gözüyle değil. Öyle görünüyor ki Erdoğan'ın geçtiğimiz haftaki darbe paranoyası sona ermiş. Cumhuriyet Halk Partisi paranoyası da yeniden başlamış on parmağında on kara sürüp duruyor. Bu ülkenin gerçek gündemi bellidir. Tek bir terazi vardır, hukuk terazisi, hukuksuzluktur, can ve mal güvenliğidir, işsizliktir, yoksulluktur, boş tenceredir, açlıktır. Evet. Efendim CNN Türk, A Haber ve Ulusal Kanal tarafından yönlendirilen ortak bir soru var. Soru şöyle, İçişleri Bakanı HDP ilçe başkanlığına yapılan operasyonun görüntülerini paylaştı. PKK terör örgütüne ait simgelerin yer aldığı görüldü. Bu görüntüleri ve operasyonu nasıl değerlendiriyorsunuz? Yani terör örgütü mensuplarının resimlerinin, terör örgütünün simgelerinin propaganda malzemesi olarak kullanılmasını makul görmemiz tabii ki mümkün değildir. Türkiye'de herkesin terörle arasına mesafe koymasını bekleriz. Bundan da hiç kimse muaf değildir. O terör örgütü elebaşının mektuplarının, mektuplarından seçimlerde medet ummakta, kırmızı bültenle aranan terör elebaşının kardeşini devlet televizyonlarına çıkartmakta, o mektubu okumak için öğretim görevlisini, bir öğretim görevlisini devlet televizyona çıkartmakta, Cumhurbaşkanının danışmanlarının bu kişilerle görüşmesi de Bundan muaf değildir. Bugün HDP binasında olanlarla ilgili mangalda kül bırakmayan İçişleri Bakanlığı ve Sarayın İletişim Başkanlığı koltuğunda oturan memurlar o gün neredeydiler? Hukuku siyasetin oyuncağı haline getiremezsiniz. Kural varsa herkes için vardır. Efendim Halk TV tarafından yönlendirilen bir soru var. Soru şöyle. Her ne kadar AKP erken seçim yok, Cumhur İttifakı devam dese de Siyaset ittifakları tartışılmaya devam ediyor. Hem Erdoğan'ın hem de muhalefetin kendi içindeki ziyaretler sürüyor. Siz e, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ziyaretlerini nasıl yorumlarsınız? Bir kere her şeyden önce şunu söyleyeyim. Biz her zaman istişareden yanayız. Ama yeter ki bu istişareler milletin gerçek sorunlarını çözmek için yapılsın. Ama... Son, bu son ziyaretlere baktığımız zaman aslında Erdoğan'ın yönetme kabiliyetini yitiren bir hükümetin koltukları işgal etmeye devam edemeyeceğini gördüğünü gösteriyor. Kamuoyu desteği hızla yüzde kendisine olan kamuoyu desteği ittifakına olan kamuoyu desteği hızla yüzde ellinin altına düşüyor. Bu nedenle de ittifakını güçlendirmenin yollarını arıyor. Tekrar söylüyorum. Keşke bu işlerle uğraştığı kadar işsizin, yoksulun, açın, fakir fukaranın, açıya, aşıya ulaşamayanların dertleriyle de uğraşsa. Korkunun ecele faydası yok. Milletimiz olan biteni görüyor. İlk sandıkta da bunları gönderecek. Evet teşekkür ediyorum.